Hocam şimdi bu yaşamakta olduğumuz işte faiz tartışması üzerinden, faiz çıkışı üzerinden diyelim, doların tırmanışa geçişi, bu arada bir takım işte belki para borsacılığa varacak belli marketlerde efendim işte çay iki paketten fazla verilmez, şeker iki paketten fazla verilmez gibi takım şeyler ve sokak hareketleri, nümayişler, gösteriler, yavaş yavaş gezi olaylarını anımsatan takım girişimler ve bunlarla ilgili yapılan lehte aleyhte bir takım yorumlar. Bunları da birazcık dikkate alarak hocam, şu kalan efendim bir 10 dakika, yok bir 5 dakikamız var hocam. O 5 dakika içerisinde biz niye ümit var olacağız? Efendim bu karamsar tabloyu efendim nasıl aşacağıza dair de bir şeyler söyleyelim. Bunları açalım hocam. Sonraki programlarda açarak devam edelim. Buyurun. Şunun için ümit var. Şimdi bir kere bütün dünya bir karanlığa doğru gidiyor ve dünya bu kaosu 2022'de yaşayacak. Evet. Hani o bahsettiğin elektrik kesildi, kıtlıktı bilmem neydi. Avrupa'da göreceğiz bunu. Dünyanın çeşitli yerlerinde göreceğiz. Belki başlangıcında Türkiye'de de bir takım karmaşaları yaşayacağız. Çünkü ben yıllar önce şöyle demiştim. Önce karışacak, sonra barışacak. Kaos olmadan yeni düzen kurulmaz. Yeni düzenin kendi dinamikleri vardır. O dinamiklerin oluşabilmesi, yani dinamiklerin değişmesi için kaotik durumlar oluşur kendiliğinden. Yani biz bunu kaos olsun diye söylemiyoruz ama oluşur zaten. Ve bu süreç bize şunları öğretecek. Bir, Türk devleti kimmiş onu öğretecek. İki, kendimiz kimmişiz neymişiz onu öğretecek. Bakın, insanlarımız bana diyor ki, hocam bu devletin borcunu ne yapacağız? Şimdi o kişinin aynı kişiyle konuşuyorum. İşte akıllı telefon var, bir otomobili var, eşinin var, çocuğunun var falan. Kendi taksitleri var, borçları. Senin diyorum borçların var. Var diyor benim. Devletin borcu senin borçlarının toplamı, yani 83 milyon. Her bireyin 1 lira borcu olursa devletin 83 milyon lira borcu olur. Deyince duruyor. Ayağımızı yorganıza göre uzatmayı öğreneceğiz. Faizle birlikte üretimi arttıracağız. Yerli tüketimin azalması ve yerli tüketime doğru geçeceğiz. Doların fırlaması, o tek başına onu değerlendirdiğimizde şunu söyleyeceğim. O masadan kalkan grubun ürünüdür dolar, petrodolar. Fed o grubun, o Vatikan grubu dediğim, Pentagon'un işte ne bileyim FBI'nin sahibi olan grubundur. Dolayısıyla dünya petrodolardan çıkıyor artık. İngiltere'nin ya bağlı olan İsrail, Çin de birlikte o eksenin oluşturduğu altın değerine geçiş ve altının dolaşımdaki karşılığı olan kripto paraya geçiliyor. Bakın şimdi Hocam Türkiye'yi bir şey hayal. daha tebarüz ettirelim mi? Şimdi bir küreselciler meselesi var. Bu küreselciler Vatikan cenahına yönelik onlara ait Öyle. Yani bir isim mi? Vatikan, Almanya'da Bavyera kanadı, Fötonlar, Amerika'da Demokratlar, Pentagon, NATO, Avrupa Birliği, Güney Kore. Bakın bunlar hep o yapının, o Bunlar köprüden. küreselci başlığı altında toparladığımız isim. Evet, onların kontrolündeki yönetimler, işte dijitalizm, Evet. sigara, ilaç, silah karteli. Ondan sonra ve Fed, Amerikan Merkez Bankası O bunların. transhümanizm de bunların ideolojisi değil mi? Yeni ideolojisi. Bunların bir ton senaryoları var böyle. Bunlar dedim ya, onlar konseyi 9 artı 1 setolojiye inanıyor ve işte 9 kral bir rahip kral ya da tersi 9 rahip bir rahip kral. O Yani rahip bunlar kral hem ezoterik hem paganist. aynen öyle. Aynen öyle değerli hocam. Sadece işte İngiltere ve kendine bağlılar bundan koptu 500 yıl önce. Onlar da kendine göre bir gizli cemiyet oldular orada. Ve hep birlikte hareket ettiler. Çünkü çok benzer şeyleri vardı. Karşılarındaki düşman da aynıydı. Oğuz Türkleri, Hanif Türkler, İslam'dı karşılarındaki düşman. Dolayısıyla da birlikte hareket ettiler. Ama işte İngiltere bu. Ne o? Aslında büyük şeytanın şeytanı yani İngiltere. Türkiye ile hareket etti. Onun da kendine planları var tabii. Yani orayı ekart edip sonuçta da kendince bizi ekart edeceğini, dünyayı tek başına yöneteceğini varsayıyor. Ya da belki de diyor ki ya yok ya dünyayı ben tek başıma yönetip ne yapayım? İşte biraz da Türkiye yönetsin, biraz da ben yöneteyim. Öyle geçinelim gidelim diyor. Ama bir şekilde bizle işbirliği yapıyor. Çeşitli bunun safhaları, detaylarını bir gün isterseniz ayrı bir programda konuşuruz. 15 İnşallah yıldır hocam. Türk. İnşallah. Şimdi bakın nereye geldik hocam? Şimdi üreten, yerli malı tüketen, ondan sonra yeni sistemde en çok altın üreten ülke olarak ciddi altın stoklarına sahip olan ve hatırlayın yakın zamanda kripto parasını açıklayacak olan. Bakın Türkiye kripto parasını açıkladığı an Türk devletleri ha bu hafta bir şey daha oldu. İslam işbirliğini topladı. Yıllarca ben şunu söyledim. Türk Paktı, İslam Paktı ve Balkan Paktı'nın merkezinde 3 milyar insanı temsil eden
dünya beşten büyüktür diyen ve bunu gösteren. Hatta yine bu hafta Cumhurbaşkanımız dedi ki Birleşmiş Milletler artık reforma gitsin. Yani yoksa biz götürürüz gibi bir şey. Düşünün şimdi dünyada 2,5 milyar, 3 milyar insanın Türkiye'nin çıkardığı kripto parayı kullandığını. O paranın değerini düşünün. Bu batacak olan, küt diye yere vuracak olan doları düşünün. Gayri safi milli hasıla sıralamasında doları sıfıra düşürün veya bire düşürün, eşleyin. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasında Türkiye kaçıncı sıraya geliyor? Bir bakın oraya lütfen. Yani bakın Türkiye çok ilmik ilmik işlediği Türk devleti sabırla, ketum biçimde. Bunu bakın bir İranlı bir Amerikalı yazardan ben okudum. Diyor ki işte Amerika, İngiltere, Rusya hemen dünyaya bir şey yaptım böyle havalı havalı söyler. Ama Türk devleti ketumdur. Yaptığı şeyi saklar, zamanı gelinceye kadar sabırla bekler ve işte bunun çıktısı. Ta 2008-2009'da bayrağı çeken, çünkü o gün bu savunma sanayinin çok önemli parçalarına sahip olan aslında. Bugünse Karabağ'a gidip 44 günde işi bitirdiğimizde Ermeni Cumhurbaşkanı şöyle söylüyor. Türkiye'nin öyle silahları var ki biz anlayamadık, o yüzden açıklayamıyoruz. Yani bizi neyle vurdular, ne yaptılar. Fransız gemisi geri dönerken diyor ki, yani bizim bütün şeylerimiz kilitlendi, biz ne olduğunu anlamadık, geri kaçtılar. Hatırlayın Fransız gemisi. Oraya da biraz değinelim. O Fransız gemisi veya Fransızlar niye böyle ayaklanmışlardı? İşte aslında bu işlerin kararı verildiği için. Geçen yıl Mayıs ayında Galler'de bir toplantı oldu. Artık son vuruş orada yapıldı. Kraliçe ve işte bağlıları ve Türk devleti orada dünyanın 2. 3. bin yılını belirlediler. Ve ben zaten o yüzden bunu duyumlarını aldığım için Haziran başında dedim ki Ayasofya açılacak ve 24 Temmuz'da açılacak. Hocam nereden çıkardın dediler. Lozan yırtıldı dedim. Bakın Lozan yırtıldı cümlesini Ayasofya'dan sonra Eylül ayında aynen bu şekilde Cumhurbaşkanımız da telaffuz etti. Ayasofya ayrıca bir yine gireriz. Çok önemli, çok başka bir şeydir oranın. Zaten Ayasofya'nın açılışında da görselinde de temsilleriyle bu gösterildi ne olduğu oranın öneminin. Peygamber Efendimiz'in özellikle işaret ettiği yerdir orası Ayasofya. Çok önemlidir. Neyse Fransa niye oradan sonra hatırlayın geçen sene Haziran'dan itibaren Fransa böyle bir kabardı kabardı bir şeyler falan. Niye? Çünkü Lozan'da ve Ankara'da Fransa vardı ama Galler masasında yoktu. Ve Fransa dedi ki hani bana hani bana. Türk devleti dedi ki yok sana sen zaten yeterince sömürdün. Bak şimdi ben o sömürlerini de engelleyeceğim senin. Arkasından Mali'de biliyorsunuz bir darbe oldu. Fransa çıldırdı. Gemisini de geri çevirmek zorunda kaldı. Çünkü o Fransa yılda sadece 500 milyar doları Afrika devletlerinden onların parasını basıp onlara sattığı için kazanıyor. Düşünün. Bunu Türk devleti bakın Afrika'da da faal. Şurada bir parantez açayım. Birileri hani şikayet ediyor külliye külliye falan diye. O külliyenin benzeri de Ahlat'ta yapılıyor bu arada. Onu da bir araştırsınlar. Niye Ahlat'ta yapılıyor? Külliyede bin oda var, şöyle var, böyle var. Evet var. Niye var biliyor musunuz? Böyle bir sistem kurdu ki Türk devleti. Hücre sistemi. O 200 yıldır devam eden hücre sisteminde X oda düşünün. Ne bilelim Libya odası, Paris odası, Washington odası, bilmem şurası odası, burası odası. Sahasında faal ve masa başında oturanlarıyla birlikte Paris'e bir grup bakıyor. Bilmem Washington'a bir grup bakıyor. Onların A, B, C, D, Z planlarına kadar planlarını hazırlayıp onlar yukarıya doğru piramit şeklinde birleşiyor ve Türk devletinin stratejilerini belirliyor. Ve orada ama sahada çalışmalar devam ediyor hala. Bakın böyle bir güç, böyle bir kadim organizasyon Selçuklu ve Osmanlı'dan derslerini almış. Son 15 yıldır söylediğim ve çeşitli büyüklerimden duyduğum cümleyi söylüyorum şimdi. Selçuklu da Osmanlı'dan derslerini almış, çok daha güçlü bir Türk devleti geliyor. Allah'ın rızası için, mazlumun duası için mazlumların lideri geri geliyor. İnsanlığa verdiği sözü hiçbir zaman unutmayan. Bakın bu çok önemli. İnsanlarımız ben bugünler diyorum çok yakındır Misak-ı Milli. Yine bir gülümsüyorlar. Ya arkadaşlar siz Türk devletini mi tanımıyorsunuz? Türk devleti bir yemin edecek, sonra o yemin sanki yokmuş gibi davranacak öyle mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Biz sadece 100 yılın başında rejim değiştirdik, kuruluşumuzu tamamlayamadık. Şu anda Türk devleti kuruluşunu tamamlıyor. Çok yakın zamanın içinde birlikte göreceğiz. Bir, Misak-ı Milli gerçekleşecek. Çok yakın zamanın için söylüyorum bakın, çok sıcak. İki, Türk devletinin içinde 500 yıllık bir temizlik gerçekleşecek, bir tasfiye operasyonu gerçekleşecek. Masonik ve Emevik dediğim benim iki kollu kıskaç artık yok olacak. Üç, bunlar olurken ve olduktan sonradan itibaren 2023-29 Ekim'e kadar biz bağımsız anayasamızı yapacağız. Bunu göreceğiz hep birlikte. Ben bunun nasıl olacağını detaylarını anlatırım arzu edenlere. Hatta burada birlikte de programlar yaparız değerli hocam. Evet. Bağımsız anayasa kim? Şimdi bugün baktığınızda bugünkü meclisin öyle bir şey yapma şansı var mı? Yok. O zaman ne olacak? Ben hepsini anlatacağım. Anlatırım. Bunları yapmış olan ve 29 Ekim'de inşallah hep beraber
karışmanın ve bilgilenmenin ardından da böyle ortada biraz buluşmuş ve barışmış Türkiye, halay çekeceğiz değerli arkadaşlar. Türkiye ittifakı halay çekecek. Bakın bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Türkiye ittifakı halay çekecek. Bunu lütfen herkes hatırlasın. Yakın dönemde Türkiye ittifakı cümlesini duyacaksınız. Referandumun ardından balkona yalnız çıkan Cumhurbaşkanı ardından Türkiye ittifakı diye bir açıklama yaptı. Herkes burayı bir araştırsın, üzerine düşünsün. Yanlış hatırlamıyorsam 9 maddelik bir deklarasyon yayınladı Cumhurbaşkanı. Nedir bu deklarasyon? Ne yaptı Türkiye ittifakıyla ilgili? Henüz bir şey yoktu. Ama burada bir şey var demek ki yani. Bunu lütfen herkes araştırsın. Hep birlikte Türkiye ittifakı olarak halay çekeceğiz. Bu lafımı hatırlayın lütfen.